Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tüpraş Lisesi ile beraberiz. Kanalımızda analizimizi yaptığımız sürekli sizlerden gelen izlenimler üzerine paylaştığım güncel analizler paylaştığım hisselerden bir tanesi Tüpraş Lisesi. Bugün 10 Ekim 2024 tarihlerimiz Tüpraş Lisesi 150 kapanışını yaptı dostlar. Yıldız Pazar Lisesi 1,96'lık bir düşüş oldu günlük grafikte. Genel verilerine baktığımda günlükte 149,70'i görmüş en düşük. En yüksek ise 153,10'u görmüş arkadaşlar. En düşük rakamına yakın bir kapanış yapmış. 0,30 puanlık bir farkla en düşük oranına yakın bir kapanış yapmış. FK oranı 4,83 olan hissenin piyasa değerinin defter değerinin oranı 1,24 olarak görünüyor TÜPRAŞ hissesinin. Genel itibariyle Borsa İstanbul'da da eksi bir görünüş vardı arkadaşlar. 8.964 kapanış oldu Borsa İstanbul'da. Eksi bir kapanış vardı. %1,84'lük bir düşüş görünüşü vardı. Bilginiz olsun. Biz bugün günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklere bakacağız. Takas analizini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hisseyi hangi kurumlar almış, hangi kurumlar satmış. Bu videoda kısa kısa anlatmaya çalışacağım dostlar. Kanalıma abone olsanız sevinirim, mutlu olurum. En azından sizlerden gelen izlenimler ve abonelikler üzerine ben de sürekli paylaşım yapmaya çalışıyorum bu hisseyle alakalı olarak. 9 Ekim 2023'te en son bir paylaşımım var. 9 Ekim 2024'te düzeltiyorum. Burada bir çizgi bırakmışım. Bunu şöyle 10 Ekim'e taşıyalım. Hisse'de yükselen yönlü bir tren çizmişim arkadaşlar. Ve bu yükselen tren çizgisi belirli noktalarda trendin altına sarkmış. Bu noktalar öncelikle 5 Ağustos sonrasında arkadaşlar. 12, 11 ve 13 Eylül tarihleri. Bakın burada trendin altına sarkmış. Son gelen düşüşle beraber temettü sonrasındaki ödeme ile beraber hisse altta çizdiğim dikdörtgen bölgesinin destek olarak kullanarak bunun üstünde kapanışlar yapıyor. Son kırmızı mumumuz da arkadaşlar yine bu destek bölgesinin üstünde görüntü itibariyle tüpraş hissesinde. İndikatörümüz sat sinyalinde arkadaşlar. Bakın burada mavi çizgimizin turuncu çizgiyle kesişmesi sonrasında aşağı yönlü sat sinyalindeki görüntüsü devam ediyor. E, negatif bölgede. E, desteklerimiz 149,7 arkadaşlar. Bunun altına sarkma görüntüsü oluşmadı henüz. E, tarihlerimiz şöyle uzaklaştırsam yakınlaştırsam. 2 Ağustos 2024'ten sonra bu fiyatın altına sarkmadı. 149,7 desteğimiz var. Bir altında 134,9 desteğimiz var. Yükseliş yönüne baktığımızda dirençlerimiz 161,3, 170,5 ve 176,9 olarak görünüyor. E, emalarımıza bakalım. Emalar hangi seviyeye geldi? Bunlar da önemli. Emalarla ilgili de ben sürekli paylaşım yapıyorum dostlar. Bilginiz var. İzleyen arkadaşlar, abone olan arkadaşlar biliyorlar. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa bundan sonra hemen e, anlayabilirler, fark edebilirler grafikteki değişimleri arkadaşlar bakın EMA 50 161 seviyesinde hisse fiyatının üstünde bir görüntüsü bulunuyor bunun hisse fiyatının altına gelmesi gerekiyor bakın önceki yükselişte hisse fiyatının altına geldikten sonra bir yükseliş görüntüsü oluşmuş hisse fiyatının üstünde olduğu dönemlerde ise bir düşüş trendi görüntüsü oluşmuş 200 günlük EMA'mıza bakalım hangi seviyelerde 200 günlük emamız da dostlar 159,6 seviyesinde görüntü itibariyle tüpraş hissesinde. Şimdi grafik günlükteki EMA'lar makt indikatörü bu şekildeyken grafiği 4 saatliğe alalım. Tekrardan makt indikatörünü verileri atalım. Burada e, negatif bölgede bir gelen alım sinyali. Söz konusu ancak oluşan hacim barları bakın buradakiler kadar yüksek değil. Dolayısıyla hissede yatay kapanışlar, yatay bir görüntü söz konusu. Destekler 149,7, 143,5, 140,3. Dirençler 154,6, 158,4, 161,1, 163,8, 167,1 ve 172,5 olarak görünüyor. Tüpraş sesini 4 saat grafinde E, saatli aldığımda yine burada indikatörde bir sat sinyali görüntüsü var. Negatif bölgede dostlar bilginiz olsun. E, buradaki desteklerimiz 149,7 ve 143,5 dirençlerimiz 154,6 158,4 161,1 163,8 167,1 ve 172,5 olarak görünüyor. saatlikteki Fibonacci destek ve direnç seviyelerimiz. Şimdi e, takas analizine bir de bakalım. Takas analizinde paylaşıyorum bildiğiniz gibi. Kısa kısa bu şekilde hem destek dirençleri hem ema seviyesi hem makro indikatörün alım satım sinyallerini sizlere e, 5 dakikalık bir e, videoda anlatmaya çalıştım Dostlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın destekleyin e, bizlere moral motivasyon oluyor şimdi e, takasa baktığımda bugün Citibank yabancı iki buçuk milyon not almış arkadaşlar yüzde 76'lık bir oran söz konusu e, ikinci sırada Türk iş bulunuyor 260 bin adet lot almış yüzde 8'lik bir oranı var üçüncü sırada yatırım fonları 144 bin adet lot almış yüzde 4'lük bir oranı söz konusu Satı, satıcı tarafta iş 553 bin adet lot satmış yüzde 15'lik bir oranı var. Garanti 352 bin adet lot satmış yüzde 10'luk bir oranı var. Vakıf 344 bin adet lot satmış yüzde 9'luk bir oranı var. Genel saklama dağılımında ise City ilk sırada 214 milyon notla yüzde 23'lik oranla ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada iş %111 milyon lotla, %12'lik oranla ikinci sırada. Yapı kredi üçüncü sırada, %77 milyon lotla, %8'lik bir oranla üçüncü sırada bulunuyor. TÜPRAŞ hissesinin e, genel saklama dağılımı bu şekildeydi dostlar. E, analizlerimiz, paylaşımlarımız devam edecek. E, sizlerden gelen izlenimler, abonelikler e, sürdüğü sürece dostlar, ben de e, TÜPRAŞ hissesiyle ile alakalı yeni paylaşımlar, yeni analizler yapmaya çalışacağım. E, bilginiz olsun. E, abone olmayı unutmayın lütfen herkese güzel kazançlar diliyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın.